arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel yeleğimize çalışacağız. Yeleğimizi örmek için bir adet ip kullandım ve kenar süslemeleri için de çok az e, beyaz ipe ihtiyacım oldu. Tabi sizler öreceğiniz ana renk ve yardımcı rengi e, tamamen farklı renklerle tercih edebilirsiniz. Beyazla değil buradaki rengin bir ton açığı ya da koyusu olarak da e, süsleme çalışmamızı yapabilirsiniz bu kenar çalışmalarında. Evet yeleğimizi örmeye yakadan başladım. Yeleğimiz e, uzunluğu güzel fakat e, en kısmında biraz küçük çalıştığım için 0 8 yani zayıf bebeğimiz 1 yaşına kadar rahatça olur ama kilo varsa tabii ki 8 aylık çocuklarımıza kadar rahatlıkla olabilecek bir ölçüde yeleğimiz. Uzunluğu gayet uzun fakat dediğim gibi en kısmında biraz dar çalıştık daha küçük çocuklarımız için. Büyük başlamak isteyen arkadaşlarımız ilk zincirlerimizi ayarlayarak çektiğimiz sıramızda zincir sayılarımızı lütfen fazlalaştırarak çalışmaya başlasınlar. Zincir sayımız ipimizin kalınlığına ve inceliğine göre artacaktır. Eğer kalınsa 4 zincir daha fazla çekerek bölümleri ayırsınlar önümüz için söylemekteyim eğer ince ise 6 tane daha zincirimizi fazla çekip bir tane ayrıcımızı takıp ya da bir belirlilik koyabilirler kolumuz için de aynı şekilde yine 6 tane eğer burayı 6 yaptıysa kolumuzu da 6 arkamızda ise 6 olarak değil arkamızı önümüzü art, 6 altı şeklinde arttıysak arkamız 10 tane artmamız gerekmekte Kol ve önler 6, arka 10 olarak artışımızı yaparak yeleğimizi büyütebiliriz. Evet yeleğimizin şimdi ölçülerine bakalım. Yeleğimizin ölçüsü omuzdan itibaren beyaz süslememizin sonunda... 33 santim olduğunu görüyoruz. Bakınız yeleğimizin hem roba kısmında hem de gövde kısmında aynı modelimizi uygulayarak örmeye devam ettik. Çok çok hoş bir görüntüsü oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeleğimizin eni ise 23 santim. 23 santim de ene sahip. Şöyle arkasından da bakınız yeleğimizi görecek olursak gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby'sini kullanıyorum. İpim 100 gram ve 340 metre. Renk numarası ise 3664. Şimdi karışımına bakalım. %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. 2,5 numaralı da tığımla örmeye başlıyorum. Hemen zincirlerimizi çekerek başlayalım ve aynı zamanda yeleğimizi bölümlerine ayıralım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bunu düğüm atarak sıkıştırıyorum. Bu düğüm zincirden saymıyorum. İlmeğimi gevşeterek 10 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 bakınız rahat rahat çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimi şöyle rahat bir şekilde çektim. Şimdi 10. zincirimi ilk ayracımı takıyorum. Burası yeleğimizin ön kısmını oluşturmakta. Bir yaş civarı çocuklarımıza örüyoruz. Daha büyük yaşlarda örmek istiyorsak bakınız şu şekilde bakınız ölçümüz hemen burada. E, sayıları artıralım. 2 yaş ve üzeri ise 16-20 şekliyle artışlarımızı yapabiliriz. Yani buradaki görmüş olduğumuz zincirimizin üzerine daha zincirlerimizin sayısını fazlalaştırarak ipimizin kalınlığına ve inceliğine göre istediğimiz ölçüde artışlarımızı yapalım. Burada sadece 10 kullandık. Sizler daha büyük örmek isterseniz 14 ya da 15 ile de başlayabilirsiniz. Biraz daha büyük olacaksa 16 da gayet ideal olur. Kırmızı ayıracımı alıyorum. 10. zincirimin içerisine takıyorum kırmızı ayracımın olduğu yerde önümüze dahil şimdi kolum için örmeye başlıyorum kolum için 12 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 zincirimi çektikten sonra kolum için 15 tane zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Hemen sarı olan ayracımı 15. zincirime takıyorum ve burası da kırmızıdan sonra başlıyor. Sarı da dahil olarak kolumuz için çektiğimiz zincirimiz oluyor. Arkamı örmek için başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 zincirde. Arkam için çekiyorum ve 18. zincire ayıracımı takıyorum. Tekrar kolum için 15 tane zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Beyaz ve son ayıracımı buraya takıyorum. En son kalan bölümümüz yani 10 tane önümüzü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 yeleğimizin bütün bölümlerini bu şekilde örerek tamamladım. Santim olarak ölçüsüne bakalım. İpimizin ve elimizin ölçüsünü bu şekilde ilk sıramızda bir ayarlayalım. Bakınız tam 26 santim zincirimin ölçüsü. Şimdi şöyle görelim. 10 tane zincirimi önüm için çektim. 15 tane zincir kolum için çektim. Şu şekilde daha güzel doğruluyorum. Arkam için 18 tane zincirimi çektim ve tığ numarası olarak buçuk numara tığımı kullandım ve birinci sıramızı örmeye başlayalım. 1 ve 2 sıra şöyle geri geçiyorum bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum İkinci geri çekildiğim bakın bir iki ördüm İkinci geri çekildiğim yere gelerek batıyorum alıyorum tığımı tek seferde çekiyorum tek seferde çekildim bakınız bir defa başını doluyorum sıradaki zincir yuvasının içerisine giriyorum tek seferde çekiyorum tekrar tek seferde çekiyorum. Bu şekilde bakınız ayracıma kadar tek seferde örüyorum. Ayracımı taktım, zincirime geldim. Ayracımı çıkarıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başına doluyorum. Ayracımın çıkarttığım yerden bakınız bulunduğu yerden hemen giriyorum tek seferde kapatıyorum hemen yanındaki zinciri aynı şekilde yapıyorum işaretimin bulunduğu yere kadar bütün zincirlerime bir defa batıyorum tek seferde çekiyorum batıyorum tek seferde çekiyorum Bakınız hiç zincirimizi atlamayalım ve her zincirimize birer defa batarak ilerleyelim. Önümüz için hazırlamış olduğumuz trabzanlarımız. Burası da kolumuz için hazırladığımız trabzanlarımız. Şimdi yeşil ayracıma kadar ilerliyorum. Yeşil ayracımızın bulunduğu yere geldim. İki tane zincirimi çekiyorum ve ayracımı çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ayracımı çıkardığım zincirimin içerisine gelerek bir defa batıyorum. Tek seferde alıyorum sırası ile bütün zincirlerimizin içerisine girerek bir defa başını doluyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Sarı ayıracımıza kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet ayracımı taktığım yere geldim. Ayracımı çıkarıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra yeleğimizin arka kısmını bitirdik. Ve şimdi tekrar ön kısmını örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Ayracımı çıkardığım yerden başlıyorum. Ve diğer ayracımı kadar kolumuzu örüyoruz. Bir defa başını dolayarak batıyoruz. Ve her bir zincirimize bir defa batıyoruz. Kolumuzun bulunduğu bölümümüzü de ördükten sonra en son bölümümüz olan önümüzü örüyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak önüm için ilk yere giriyorum. Bakınız zincir yuvasına ve sona kadar bu şekilde ilerliyorum. Evet en son trabzanımıza hemen gelmek üzereyiz. Ve son trabzanımızı örüyoruz. Evet 3 tane zincir çekerek tamamlayalım. Evet sayalım 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane bakınız bir defa başını dolayarak batmış olduğumuz işlemimizi yaptık ve bütün zincirlerimizi bu şekilde doldurduk. Doldurduktan sonraki ölçümüze bakalım ilk zincir halindeyken 26 santimde bakınız 27 santime doğru ilerlemekte yani her e, zincirimizin içerisine doldurduğumuz trabzanlarımız zincirimizi genişletmekte bunu diğer örgülerimiz için de kullanabiliriz yani mutlaka içine ördükten sonra çekmiş olduğumuz zincirlerimiz ilerlemekte Evet 10 tane önümüzü ördük 15 kolumuzu şu şekilde 2 zincir çektiğimiz yerlerden bükelim 18 arkamız için ördüm ve tekrar 15 kolum için ve son olarak 10 bakınız zincirde önümüz için çekmiştik ve üzerlerine trabzanımızla doldurduk ve ilk sıramızı bu şekilde ayarladık şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım 3 zincirimizi diğer yönde çekmiştik hemen bu yönde modelimizi kurmaya başlıyoruz tığımın başını doluyorum şu şekilde bakınız yukarıdan baktığım zaman İkiye ayrılmakta ilmeklerimiz 1 ve 2, 1 ve 2 bakınız. Şimdi bu ilmeklerimizin orta parmağımdan taraftaki bölümünü alıyorum. 1, bir. bir defa örüyorum. Tığımın başında doluyorum. Bir sonraki trabzana giriyorum. Bir defa örüyorum ve bakınız ikincisini çekmiyorum. Ve üçüncü trabzanımı bir defa örüyorum. Üç tane bir defasını ördüm. Trabzanım var. Şimdi hepsini aynı anda çekiyorum. Hepsini aynı anda çektikten sonra tığımın başını doluyorum ve 3 zincirimle 3 trabzanımın arasında bulunan kısma giriyorum. 1, 2, 3 defa sarıyorum. Sarma işlemi tamamlandıktan sonra ilmeğimin içerisinden geçiyorum. Tekrar tığıma başını doluyorum. En son batmış olduğum trabzanın bulunduğu yere gelerek batıyorum. 1, tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımın üzerine 2 bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum 3 üç. 3'ünü aynı anda çekiyorum sarmamla 3 trabzanıma yapmış olduğum ilmeğimi aynı anda kapatıyorum tığımın başını dolayarak bakınız şu aradaki ince ipi görüyorum ipin altına girerek 3 defa sarıyorum 1 2 ve 3 içinden geçiyorum şu şekilde bakınız. 3 trabzan 2 sarmamızı ördük. Tığımın başını doluyorum. En son örmüş olduğum trabzanımın bulunduğu yere giriyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez çekmeden tığımda bekletiyorum. Hemen bir sonraki trabzanımın üzerine gidiyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez örmüyorum. Üçüncü kez aynı işlemimi sıradaki yerden yapıyorum. Ve hepsini aynı anda alıyorum. 3 trabzanım aynı anda aldım sonrasında sardığım dolgularımla trabzanlarımı da tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum ve şuradaki görmüş olduğumuz dolgularımızı yapmak için arada bir tane bakınız şöyle ipimiz var İpimizin alt bölümüne girelim ve 3 defa saralım daha dolgun isterseniz 4 ya da 5 sarabilirsiniz 2 3 geçiyorum içerisinden tığımın başını doluyorum en son trabzanımın dibine batıyorum bir sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum İki. bakınız tek taraftan alıyorum yalnız bir sonraki yerden batıyorum ve üç üç defa aldım çekiyorum sarmış olduğum dolgumuz ve trabzanlarımızda yine çekiyoruz aradaki bakınız şuradaki ipimizin alt kısmına girerek üç defa sarıyorum bir iki 3, 3 defa sardım ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Bakınız öne şu şekilde tamamladım. 1 2 3 4 tane sarma işlemimi yaptım ve ayrım yerime geldim. Ayrım yerime geldiğim zaman tığımın başını 2 defa doluyorum. Giriyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkişer ikişer 1 2 3. 3 defa da çekiyorum. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını tekrar dolayarak 2 defa yine aynı yere giriyorum ve 2 tane artışımı da kolum için yapıyorum. 1 Aynı yere girdim. 2 defa doladım. 3 defa da alıyorum. 1 2 ve 3 şöyle görelim dolgularımızı yaptık ara ayrım yerine geldiğimiz zaman iki tane trabzanımızı ördüm iki zincirimizi çektim sonra iki tane daha trabzanımı ördüm ama bu trabzanlarımız örerken iki defa sardık ve üç defa da aldık tekrar örmeye başlıyorum bir bir defa doluyorum hemen ilk trabzanımın dışta kalan bakınız bölümünden giriyorum bir İki ve 3. 3 tane trabzanımı şu şekilde çekerek kapatıyorum. Hepsini çektim bakınız. Tığımın başını doluyorum. 3 tırabzanımı da artmış olduğum yerin ara noktasına girerek 3 defa sarıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa sardım. Sardığım ilmeklerin arasından geçiyorum tığımın başını dolayarak en son örmüş olduğum trabzanın dibine giriyorum bir defa örüyorum hemen yanındakini 2 bir sonrakini örüyorum 3 tane trabzanımı birer defa ördüm Üçünü kapatıyorum daha sonra sardım ve trabzanlarımı her ikisinin aynı anda kapatıyorum tığımın başını dolayarak şu görmüş olduğumuz bölüm altından sarma işlemimi yapıyorum 1 2 3 3 defa sarıyorum içerisinden geçiriyorum tığımı ve başlıyorum en son örmüş olduğum trabzan 1 yanındaki 2 ve bir sonraki 3 her seferinde dikkat edelim dıştan yani orta parmağım tarafındaki bölümünü almaktayım 3 trabzanımı kapatıyorum her ikisini çekiyorum tığımın başını doluyorum alttan girerek sarmaya başlıyorum 1 2 ve 3 3 defa sardıktan sonra ipimi aradan geçiriyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 bir. bir sonraki 2 bir sonraki 3 3 tane trabzanı kapatıyorum her ikisini kapatıyorum tığımın başını dolayarak aşağı kısımdan 1 2 3 çekiyorum tekrar tığımın başında doluyorum son trabzanıma giriyorum 1 bir. bir sonraki bölüm 2 bir sonraki bölüm 3 3 trabzanımı kapatıyorum sonra sardıklarımla birlikte kapatıyorum ve alt kısma giriyorum 3 defa sarıyorum 1 2 ve 3 aradan geçiyorum tekrar 1 bir sonraki 2 bir sonraki tırabzanımı örüyorum. 3. Üç. 3'ünü aynı anda çekiyorum ve bir daha kapatıyorum. Tığımın başında dolayarak araya giriyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde geçiyorum. Yeniden örmeye başlıyorum. 1 2 aynı yere batıyorum. 3. Üç, 3'ü tamamlıyorum bakınız. Aynı yere battım. Lütfen buraya dikkat edelim. 3'ünü çektim. Kapadım. Buraya iki defa battım. Dikkat edelim. İhtiyaç olduğu zaman lütfen son trabzanımızı iki defa örerek 3 tane trabzanı tamamlayalım. Ve dolduruyorum. 1, 2, 3. Çekiyorum. Şöyle görelim bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. dolgumuzu yaptık. Dolgularımızı tamamladıktan sonra iki tane zincirimize çekmiş olduğumuz bölüm aralığına geldim. Bir ve iki defa tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine gelerek giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. Bir, iki, üç. Üç defa da tamamlıyorum. Tekrar iki tane başını doluyorum. Giriyorum. Bir, iki, 3 defa da örüyorum. 2 trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yeniden 1, 2, 3. 2 defa doluyorum. 2. artışımı yapıyorum. Bu kez arkamız için işlemimize başlatıyoruz. Önümüzü ördük. Kolumuz, şimdiki öreceğimiz grup arkamız için olan grubumuz. Evet, ilk trabzanıma batıyorum. 1, ikinciye batıyorum bir defa örüyorum ve üçüncü trabzanımı yine bir defa örüyorum üçünü aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum tığımın başını doluyorum araya giriyorum üç defa sarıyorum bir iki ve üç kapatıyorum tığımın başını doluyorum son trabzanı batmış olduğum yerden başlayarak 3 tane trabzanımı bir defa örüyorum 2 ve 3 hepsini kapatıyorum her iki ilmeğimi kapadıktan sonra tığımın başını doluyorum araya girerek 1 2 3 kapatıyorum tığımın başını doluyorum en son trabzanımdan başlayarak 1 2 ve 3 üçünü çekiyorum. Her iki ilmeğimi kapıyorum ve araya sarmaya başlıyorum alt kısmı. 1 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum ve bu şekilde arkamızı tamamlayalım. Evet, arkamızın da en son bakınız zincir yerimize kadar trabzanlarımız örerek geldim. Hemen İlk trabzanımı son trabzanın yanına ördüm ve yanındakine ikinci trabzanımı ve zincirime geldiğim için ikinci trabzanımın yine yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum. Her ikisini aynı anda çekiyorum ve sıramı şu şekilde kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3 defa dolgumu yaparak kapatıyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. iki zincirimin olduğu yere girerek 3 defa da örüyorum 1 2 3 1 2 defa tekrar doluyorum ikinci artışımı yapıyorum 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum 2 defa dolayarak tekrar 3 defa da aldığım trabzanlarımı bu şekilde örüyorum tığımın başını bir defa doluyorum hemen şu şekilde dıştan giriyorum şöyle girelim 1 2 ve 1 ileri 3 kolumuza geçtik artık 3'ünü çekiyorum ve kapatıyorum araya giriyorum artışlarım ve trabzanlarımın arasına girerek sarmaya başlıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum tığımın başını doluyorum en son trabzanıma batmış olduğum yere giriyorum 1 hemen yanındaki trabzan 2 bir sonraki trabzanımı örüyorum 3 3 tanesini aynı anda diğerlerini bu kısmı da çekiyorum. Tığımın başını dolayarak sarmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 Robamızın kolunu kaldığımız yerden örmeye devam ettim. Kolumuzdan ön kısmımıza geçişte yine aynı şekilde ikişer artışımızı yaptım ve 4 tane bakınız sarma grubumuzu yaparak en sona geldim. Diğer tarafla sayılarımızın aynı olmasına lütfen dikkat edelim. Herhangi bir karışıklık yapıp bir taraf büyük, bir taraf küçük olmasın özellikle önümüz ve kollarımız. Evet şimdi 4 tane bakınız dolgumuz önde, 4 dolgumuz diğer önümüzde başlangıcımızda. Kolumuzu sayalım. 2, 4, 6, 7. Diğer kolumu sayıyorum. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi en son kenar trabzanımızı birlikte örelim. 2 defa tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve örüyorum. 1, 2, 3. 3 defa ördüm. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Şimdi bu yönde yine tepe noktalarımıza bakıyoruz. Bakınız her bir ilmeğimizin olduğu yerler belli. Şöyle görmüş olduğumuz her birisine birer defa batıyoruz. Bakın tığımın başını doluyorum. Hemen ilk gruba giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen şöyle her ikisini birlikte kavrayarak alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın yine başını doluyorum. Tek seferde alıyorum. Tek seferde tek seferde alıyorum başını doluyorum bütün ilmeklerimizi bu şekilde artış yerimize kadar ilerletiyorum bakınız artışımın birini ördüm diğer artışımı örüyorum bir iki zincir çekiyorum artış yapmıyorum tığımın başını doluyorum diğer tarafa geçiyorum tek seferde örüyorum ve diğer uca kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Artışımızı yapmadan sıramızın başında tekrar görüşelim. Evet yeleğimizin roba kısmına şuradan başlamıştık. Bakın aralara iki zincir çekerek bütün trabzanlarımızın üzerine örerek geldim. Arka tarafımızı ördük. Yine kolumuzu ve en son sıramızı ördükten sonra yeniden arkada zincirimizi çekerek dolgularımızı yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane başlangıç zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dolamış olduğum tığımın başını bakınız. Bir sonraki şurada görmüş olduğum trabzanımdan örmeye başlıyorum. Yine bakın arkadan alıyorum. 1, bir, bir sonraki 2, bir sonraki 3. Üç. Her üçünü şöyle bakınız. Aynı anda çekiyorum. Diğer ikisini çekiyorum. Tığımın başını dolayarak doldurmaya başlıyorum. 1 Araya giriyorum. 2 Araya tekrar giriyorum. 3 Kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci şuradaki görmüş olduğumuz dolgum için son trabzanın dibinden örmeye başlıyorum. Bir sonraki ve bir sonraki şekliyle örüyorum. Üçünü alıyorum. Sardığımla birlikte ikinci kez kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız aradaki ipimizin alt kısmına girerek 1 2 3 Geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın yanından 1. Bir. bir sonraki 2, bir sonraki 3. Üç. 3'ünü çekiyorum. Her ikisini kapatıyorum. Tekrar sarmaya başlıyorum. 1 2 ve 3. Kapatıyorum. 1 bir sonraki 2 bir sonraki 3 trabzanlarımı kapatıyorum trabzanlarım ve sarmamın bulunduğu ilmeği kapatıyorum ve araya girerek doldurmaya başlıyorum 3 defa bakınız modelimiz 2 sıradan oluşmakta Hep birbirini tekrar ediyor bir çok güzel şık duran bir model Umarım sizlerde beğenerek kolaylıkla yaparsınız. 1 2 3 çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve şurada görmüş olduğumuz en son bölüme geçiyoruz. Giriyorum 1. Bakınız 1. Araya giriyorum. 2. Araya giriyorum. 3. Bakınız iki tane artışımızı uzun yapmadım. Kısa kısa yaptım. 3'ünü aynı anda çekiyorum diğerleriyle geçiyorum çünkü burada tekrar fıstığımı sardığım ilmeğimi kurmak istedim bu kısmı devam ediyorum 1 2 ve 3 kapatıyorum Evet kapadıktan sonra 1 ve iki tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını doluyorum araya giriyorum bir araya giriyorum 2. tıpkı burada yaptığım işlemimi tekrar ediyorum bir sonraki bölüme giriyorum 3 çekiyorum kapatıyorum ve hemen fıstığımı sarmaya başlıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum sırası ile 1 en son trabzanın yana bir sonraki ve bir sonraki trabzanları örüyorum 3'ünü çekiyorum her ikisini çekiyorum araya giriyorum 1 2 3 bakınız Şurada iki tane zincir çekerek artışımızı yaptık ve modelimizi aynı şekilde kurarak ilerletiyoruz. Şimdi bütün sıralarımızı bu şekilde tekrar ederek uç noktaya kadar gelelim. Sıramızın başına kadar sarmalarımızı ve trabzanlarımızı örerek geldim. Şöyle kontrol edelim bakınız. Her iki önümüzde aynı, her iki kollarımızda aynı şuradaki sardığımız fıstıklarımızın olması gerekmekte. Bunlara dikkat edelim ve bu şekilde ilerleyelim. Şimdiki sıramızda şuradaki görmüş olduğunuz başını tek defa dolayıp da aldığımız bölüm. Bu dilimizde bakınız şu şekilde buğday gibi Ilmeklerimizi görmekteyiz. Şu kısımların her birisine bir her defa başını dolayarak örelim. Bakınız, şöyle daha güzel görünmekte. Her birine bir defa başını dolayıp batıyoruz. Her birine bir defa başını dolayıp batıyoruz. Ve buradaki şu görmüş olduğumuz iki zincir çekmiş olduğumuz yerde artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. İki tane artışımızı yapalım iki zincir çekelim iki tane artışımızı yapalım yine artışlarımızı bir defa başını dolayıp çekme şekliyle örelim sırası ile ördükten sonra yine artma yerine gelince iki tane başını bir defa dolayıp çekelim iki zincir çekelim tekrar iki defa aynı yere batalım ve artma işlemlerini yapalım şimdi başa geçiyorum en son bitirdiğim yönden zincirlerimizi çekelim bir tane zincirim çekmişim. İkinciyi ilave ediyorum. Hemen örgümü yönü çeviriyorum. Bir defa başını doladım. Hemen dibine battım. Bir defa başını doladım. Bir ileriye battım. Tekrar bir ileri hep ileriye geçiyoruz ve her birine bir defa batıyoruz. Her birini birer defa örerek ilerleyelim. iki defa bir artış yerimiz olduğu için aynı yere bir daha batıyorum 2 1 ve 2 zincirimi çekiyorum buraya lütfen dikkat edelim tekrar tığımın başını doluyorum 1 yeniden başını doluyorum ikinci kez batıyorum ve bakınız şu kısma geçiyorum tığımın başını doluyorum İlk buğday gibi gördüğüm yerin her ikisini de kavrayarak alıyorum her ikisini sırası ile artış yerime kadar örerek ilerletiyorum bir uçtan diğer uca kadar Birer defa başını dolayarak çektik ve her köşemizde bakınız dört köşemizin dördünde de iki defa artışımızı yaptık iki zincirimizi iki artışımızı yaptık arkamızın her iki kenarında kolla önümüze geçişte tekrar kolla önümüze geçişte ikişer defa artışımızı yapıp araya iki tane zincirimizi çektik. Şimdi sıramızın en son ilmeğini de ördükten sonra 1 iki üç dört tane zincirimi çekiyorum. Ve örgümün yönünü çevirerek hemen örmeye başlıyorum. Bir, bakınız bir defa doladım. Hemen dıştaki kısmı alıyorum bir. Yine trabzanlarımı üçer tane yapıyorum ve birer sefer örüyorum. İkinci kez şu şekilde alıyorum. Tığımın başını doluyorum bir, iki ve üç çekiyorum en sondaki trabzanımı ikinci kez örüyorum 1 2 ve 3 üç. 3'ün aynı anda alıyorum ikinci kez kapatıyorum ve araya girerek dolduruyorum artış yerine kadar bu şekilde örelim Sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı örerek geldim. 2 artış yerimize de bakınız şu şekilde trabzanlarımızı ördüm. 3 trabzanımı kapatıyorum, grubumu kapattıktan sonra sarmaya başlıyorum. 3 defa sarıyorum, tek seferde çekiyorum. Ve bakınız, bu şekilde önümüzü tamamladık. 2-4 ile başlamıştık, 2-4-6 oldu, 2-4-6 ve 7 olarak artışımızı gerçekleştirdik. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen şurada görmüş olduğum trabzanlarımdan itibaren örmeye başlıyorum. Bir, bir sonrakini alıyorum. İki, bir sonrakini örüyorum. Üç, tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Ve hemen sarmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, çekiyorum Tığımın başında dolayarak en sona ilk olarak tekrar girerek başlatıyorum. 2 ve 3. Üç. 3'ün aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar sarmaya başlıyorum ve bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Sıramızı e, artışlarımızın olduğu yerde dolgularımızı yaparak tamamladık. Sadece iki zincirimizi çektik ve sıramızın sonuna kadar geldik. Ve sarmalarımızın sayısı gayet e, güzel bir şekilde artmakta. Şöyle iğneğimizin roba kısmını her iki artış yerine birbirinin üzerine denk getirerek baktığımız zaman bakınız roba kısmımız uyumlu bir şekilde aşağıya doğru inmekte. Şöyle görelim. Evet her Dört tane artış yerimizde iki, üç ve dört. İkişer tane artışımızı yapalım ve yeterli ölçü gelene kadar bir sıra sarmamızı, bir sıra başını dolayıp tek seferde alma işlemimizi yapalım ve istediğimiz ölçü gelince kollarımızı gövdeden ayırmak üzere tekrar görüşelim. Robamızı örmeye devam ettim ve yeterli ölçüye gelene kadar ilerledim. 1 iki, üç, dört. Dört sıra dolgumuzun olduğu robamız yeterli ölçüye geldi. Şimdi ölçü olarak bakalım santim olarak 11 santim uzunluğunda ve Beşinci dolgumuzun olduğu bölümü yapmaya başladım. Beşinci dolgumuzda kolumuzu artık örmeyeceğiz. Gövdelerimizi birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Yani ön gövde ile arka gövdeyi birbirine birleştireceğiz. Önümüz ördüm. 2, 4, 6, 8, 9 tane dolgum oldu. Bakınız şimdi içinden çıktım. 6 tane zincir çekmek istiyorum. Kol 6 ile diğer gövdeye geçişle 3 tane görmüş olduğumuz bölümden olması için. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen 2 zincirden sonra devam eden yerden örmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde trabzanımı 1, 2 ve 3 kapatıyorum ve sarmaya başlıyorum. Başını doladım 1. Başını doladım 2. Başını doladım 3. İçerisinden çıkıyorum ve şurada bakınız. Önümüzden arkaya geçişte 6 tane zincir ve ilk hemen artış yapmış olduğum yerden örmeye başladım. Arkamızı her zamanki şekliyle örüyoruz. Ve diğer kol altında tekrar görüşelim. 1 2 ve 3 kapatıyorum başını doluyorum en sona tekrar batarak birinciyi başlatıyorum 2 ve 3 sarıyoruz 1 sarıyoruz 2 sarıyoruz tekrar 3 içinden geçiyoruz ve kolumuzun olduğu bölüme kadar örerek ilerleyelim Evet arkadan örerek ilerledim. Diğer kol altımızın bulunduğu yere kadar geldim ve son e, dolgumu yaptım. Şimdi zincirimi çekiyorum. 6 tane zincirimizi çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen büküyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 zincirimden sonraki ilk gelen artış yapmış olduğum trabzanımın üzerine batıyorum. 1. Yeniden bu kısma da kuruyorum. 2. 3 tek seferde çekiyorum ve fıstığımı doldurmaya başlıyorum ya fıstık ya sarma ya dolgu nasıl isimlendirirseniz yapacağımız işlem bu evet hemen en sondaki trabzanın dibine yeniden giriyorum 2 ve 3 kapatıyorum 1 2 3 kapatıyorum 2 ve 3. Başa kadar örelim ve gövdemizi birleştirmiş olalım. Evet şöyle görelim bakınız. Altışar zincirimizi çektik ve örmeye devam ediyoruz. Başlangıç noktamıza gelene kadar ilerleyelim. Yeleğimizin roba kısmını bu şekilde birleştirdik. Şöyle görelim. Bakınız arkasından kollarımızı da görmekteyiz. Altışar zincirimizi çektik. Ve şimdi başını dolayıp tek seferde örme işlemimizi yapalım. Bitirdiğim yönde iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Ve bütün şu şekildeki görmüş olduğumuz ilmeklerimize batarak diğer uca kadar ilerliyoruz. Yani modelimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz aslında. Kol altına doğru ilerleyelim. Arkamızı tamamen örerek tamamladım. Ve diğer kol altının olduğu yere geldim. Birinci kol altımı ördüm. Bakınız şu şekilde tamamladım. 2, 4 ve 6. Diğer kısmı da aynı şekilde başlatıyorum. Başını doluyorum. Birinciye batıyorum. Başını doluyorum. Sırası ile bakınız. Her zincir yuvamızın içerisine bir defa başını dolayarak alıyoruz. Ve örüyoruz. 3, 4, 5 ve 6 sonrasında örgümüze her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Tepesinden giriyorum. Alıyorum. Tepesinden girerek alıyorum ve başlangıç noktama kadar geliyorum. Şu kısma kadar. Yani bitişimize gelelim. Evet robamızı da bu şekilde kollarımızın altına tığladıktan sonra tamamladık modelimizi kurmaya başlayabiliriz modelimizi burada kurmuş olduğumuz gibi aynı şekilde aşağıya kadar dümdüz örerek büyütelim ve kol altımızda da aynı şekilde sırayı takip edelim şurada görmüş olduğumuz 3 trabzan üzeri sarma 3 trabzan üzeri sarma olarak devam edelim şöyle birlikte başlayalım zincirimizi çekerek diğer yönde çekiyorum 1 2 3 ve 4 tığımı başında doluyorum arkadan alarak başlıyorum örmeye 1 2 ve 3 kapatıyorum araya giriyorum 1 2 ve 3 kapatıyorum kol altımıza kadar aynı şekilde ilerleyelim hiç değişiklik yapmadan örgü sıramızı aynen uygulayarak bakınız aradaki trabzanımı ve dolgularımı da yaptım ve modelimi aynı şekilde örerek istediğim büyüklük ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyorum. Şöyle görelim. Bakınız kol altımızdan sonra dışarıya doğru genişledi. Evet, şimdi istediğim ölçü gelene kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Yeliğimizi kol altını birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra örerek büyülttüm. Ve kenarının bakınız bir tanesini ördüm. Bir tane de kolumuzu ördüm. Hem diğer önümüzü hem diğer kolumuzu ve alt kısmını da sizlerle birlikte çalışalım. Şimdi ben buraya kadar getirmişken sizler de aşağıdan örerek başladığınızda bu kısım yani yeliğimizin sağ tarafını ördüğümüz zaman şöyle koparmadan Örmeye devam edelim. Tığımın başını doluyorum. 1. Tığımın başını doluyorum. 2 defa aynı yere batıyorum. Daha sonrasında ilk başlamış olduğumuz bölümümüze girerek her bir trabzan aralığını yani sık iğne aralığımızı başını dolayıp tek seferde çekelim ve şu şekilde görüntümüz ortaya çıksın. Sırası ile sağ tarafı yaparak geldiğimiz zaman aşağıdan başlayalım sağ tarafımızı yapmaya modelimiz düz dursun sonrasında bakınız en tepeye geldiğimiz noktada başını bir defa dolayarak batalım ve yaka kısmını tamamlayalım ortadaki artış yerimizin içerisine girmiyorum bir sonraki bölüme atlıyorum başını dolayıp tek seferde ilerliyorum diğer ucumuza kadar örerek geldim bir tane zincirimi çekiyorum ve İpimizi buradan keselim. Şimdi buradaki yapmış olduğum kenarımızın aynı şekilde çalışmasını sol tarafa da yapalım. Evet beyaz rengimizi örmeden önce bir sıra düz trabzan olarak ördük. Şu kısmı. Bakınız şimdi yukarıdan e, sol tarafı öreceğimiz zaman yukarıdan başlayarak geliyorum. Bakın, sağ tarafa aşağıdan yukarıya doğru çıktım. Tam modelim bitti. Oradan yukarıya doğru devam etmiştim. Evet şimdi bir tane zincir çekerek düğüm atıyorum tepe noktama gelerek batıyorum şu kısma şöyle zincirimin düğümümün içerisinden zincirimi geçiriyorum bir bunu sayıyorum iki ve üç olarak zincirimi çekiyorum İplerimi şu şekilde alıyorum tığımın başını doluyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum boşluğa uygun trabzanlarımızı çekelim sayısını bakınız burada yeterli hemen bir sonraki bölüme geçiyorum bir ve iki bir sonraki bölümüme geçiyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Tekrar tığımın başını doluyorum. boşluğa giriyorum. Tamamen örgümüzün uygun yerlerine trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. 1 2 ve 3 boşluk kalmadan çok da fazla yığma yapmadan trabzanlarımızı şu şekilde bakınız uygun mesafelerle örelim. Tığımın başında doluyorum. Bir sonraki bölüme geçiyorum. Tekrar bir tane buraya tam ara zincir noktasına bakınız. Bir tane oraya 1, 2 ve 3 4 tane zincir çekmiş olduğum yere de 4 tane trabzanımızı örelim ve aşağı kadar getirelim. En son noktaya kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. i̇pimizi buradan keserek kenar trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Evet bu şekilde kenar trabzanlarımızı ördük. Şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimde bu görmüş olduğumuz kirpikli kısmımızın ön tarafta düşmesi için yukarıdan aşağıya doğru örmeye başlıyoruz. Diğer tarafta aşağıdan yukarıya doğru ön yüzde olmasını istiyoruz çünkü. Evet sol tarafta soldan yukarıdan başlıyoruz. Diğer taraf aşağıdan bir tane zincir çekiyorum ve düğümüm attıktan sonra hemen beyazımın bulunduğu noktaya geliyorum. Buraya sabitleniyorum. Evet buraya sabitlendikten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Bir ve ikinci trabzanımın bulunduğu yere gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. Bir, 2 3 üç. 3. trabzanımızın bulunduğu yere gelerek batıyorum. Bir tane trabzan, 3 zincir hemen trabzanımın ardına boşluğa gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum Aynı yere giriyorum. Bir trabzan daha örüyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra araya giriyorum. Tekrar trabzanımı örüyorum. 1 2 3 tane zincir Dördüncü trabzanımı ördüm ve üç tane zincirimi çektikten sonra ardına girerek batıyorum. Bakınız dört tane kirpikten oluşan ve dört trabzandan oluşan modelimizi yaptık. Şimdi saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü trabzanın arasına giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar sayıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü trabzanın bulunduğu yere giriyorum. Bir tane trabzan. 3 zincir Ardına batıyorum tekrar bir trabzan 1 2 3 zincir araya giriyorum şu şekilde bakınız tekrar 3. trabzanımı ördüm 1 2 3 zincirimi çektim şu araya bakınız araya boşla giriyorum ve kapatıyorum 4düncü trabzanımı da aynı şekilde örüyorum 1 2 3 araya girerek şu kısma, alıyorum ve kapatıyorum ve sayıyorum batmadığımdan başlıyorum 1 2 ve 3 araya girerek sık iğnemle buraya sabitleniyorum şu şekilde bakınız tekrar saymaya başlıyorum 1 2 3 yine aynı 4 tane trabzanın ve üzerlerine üçer zincirden oluşan kirpiklerimi yapıyorum burada dikkat etmemiz gereken birebir karşılıklı Aynı şekilde yani aynı sayıda olacak şekilde bu yeleğimizin kenar kısmının ayarlamasını yapalım. Eşit sayıda her iki kenarımızı ördüm. Şimdi bakınız alt kısma geçiyorum ve tekrar ön yüzdeyim. En son kirpiğimizi ördükten sonra şu şekilde hemen batıyorum. Ve buradan itibaren bu uçtan diğer uca kadar buradaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynısını tekrar ediyorum. Buradaki yan trabzanımı atlıyorum. Şu görmüş olduğumuz trabzanımızın içerisine girerek hemen örmeye başlıyorum. Bir. Hemen kirpiğimi yaptım. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü trabzanımı örüyorum. ve dördüncü trabzanımı örüyorum 1 2 3 ardına giriyorum Evet ve ilerliyorum 1 2 3 üçüncüye batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 üçüncüye batarak kirpikli kısmım örmeye devam ediyorum bu şekilde sıramızın diğer başına kadar örerek ilerleyelim Evet sevgili arkadaşlar, her iki önümüzü tamamladım. Yeleğimin alt kısmını tamamladım. Daha önce de kolumun bir tanesini tamamlamıştım şu şekilde. Görelim bakınız çok hoş oldu. Şimdi diğer kolumuzu da aynı şekilde örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek tığıma ipimi sabitliyorum şu şekilde ve kol altı olan şuradaki bölümden örmeye başlayalım. Ortalıyorum. Bir tane zincir çekip bakın sık iğne ile bağlandım. Tekrar yanındakini hemen geçiyorum, yanındakini atlıyorum, bir ileriye geçiyorum. Bakın fıstığımın bulunduğu yere geçiyorum. Burayı çok sıkı bir şekilde doldurmayalım. Sadece sık iğne olarak yapıyorum. Buraya bir tane zincir çekelim fıstığın denk geldiği yere ve fıstığın bitimine şu şekilde geçişimizi yapalım. Bakın fıstığın bitimine bir tane zincirle geçelim. Yine buraya herhangi bir şekilde yığıma yapmıyoruz. Bakınız yani buradaki modelimizi uygulamıyoruz. Kenardan tekrar geçişimi yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. İstediğim ölçü gelene kadar bakınız yukarıya doğru ilerlemekteydim. Şurada görmüş olduğumuz hemen artış yaptığım yerin alt kısmına giriyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Bu kısımdan başlatıyorum bakın. buraya yığmadım atlayarak ve bir zincir çekerek ilerledim. Bir trabzanım ördükten sonra 3 tane zincirimi çekip ilk kirpiğimi yapıyorum. Bir trabzan daha yaptım. 3 zincirimi çektim. Ardına batarak ikinci kirpiğimi yaptım. Üçüncü trabzanım ve kirpiğimi yaptım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta buraya kesinlikle kirpikli trabzan çalışmasını yapmıyoruz şöyle biraz bu kısmı düz olarak bırakıyoruz şöyle görelim bakınız diğer çalıştığım yerdeki gibi şu şekilde yukarıya doğru geldiğimiz yerde çalışıyoruz bu kısmımızın düz olması gerekmekte Evet şimdi 3 tane trabzan ve kirpiklerimi üzerlerine yerleştirdikten sonra dördüncü trabzanımı örüyorum 3 zincirimle bu şekilde tamamlıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Buraya kadar geldikten sonra diğer kısımda aynı şekilde örerek tamamlıyoruz. Şimdi kol altına geçişte de birlikte yapalım. Bu üst kısmı aynı 4 tane trabzan üzerlerine kirpiklerimizi çalışalım. Evet kirpiklerimizi ve trabzanlarımızın olduğu bölümümüzü ördüm. Şimdi tekrar kol altına doğru ilerlemekteyim. En son artışımızı yapmış olduğumuz yerin bulunduğu yere gelerek battım. Tekrar bakın şu şekilde sadece sık iğne olarak batıyorum. Ve aşağıya doğru ilerliyorum. Hemen burada fıstığımın olduğu yeri bir tane zincir çekiyorum. Üzerine atlıyorum. Yan kısmına gelerek batıyorum. Fıstıklarımızı bölmeyelim. Hemen üzerine bir tane zincir çekip ilerletelim. Evet, şimdi ilk başlangıç yapmış olduğumuz yerle ikinci yerin arasına girelim. Sadece ilmeğimizi geçirip bir tane zincirimizi çektikten sonra kol altımızı da tamamlamış olalım eliğimizin bütün aşamaları bu şekilde bitiyor. Hemen içeriye alarak gizleme işlemlerimizi de yapalım. Bakınız yukarıya doğru götürüyorum. Evet en son fıstığımın içerisine şöyle geçirerek gizliyorum bu sararak ördüğümüz bölümlerimiz ve en son kalan küçük parçamız da kestikten sonra temizlenmiş oluyor. Evet bir tane zincirimi çekiyorum. Tığıma ipimi sabitledikten sonra buradan bağcık kısmımızda çalışmaya başlayalım. Hemen ilk trabzanın arkasıyla sarının ara boşluğuna giriyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kullanmak istediğimiz uz uzunluk kadar zincirimizi çekelim 21 22 23 24 25 30 biraz daha alayım 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tam 50 tane zincirimi çektim. 50 zincirimi çektikten sonra geri geliyorum. 1 2 3 ve 4. 4. zincirin içerisine gelerek giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Her ikisinin arasına batıyorum. Bir kirpik yapıyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Bir tane daha kirpik. Tekrar aynı yere batıyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip araya giriyorum. trabzan 1 2 3 ve kirpik tekrar 1 2 3 araya batıyorum bir tane daha yapalım 1 2 3 ve batıyorum son olarak 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen zincirimin bulunduğu yere gelerek batıyorum ve bir zincirle sabitleyip kesiyorum. Diğer tarafta da aynı işlemimizi yaparak çalışalım. 50 tane zincir çektim. Ve ucuna şöyle yarım gördüğümüz tıpkı şu yakalar ve ön kenarlarımızda uyguladığımız trabzan ve kirpikten oluşan bölümümüzü çalıştık. Şimdi ipimizi de içeriye gizleyelim. Diğer tarafa da aynı çalışmamızı yapalım. Evet sevgili arkadaşlar bakınız bağcığımızı da bu şekilde fiyonk yaparak bağladım ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok cici sevimli bir yelek çalışması oldu. Umarım sizler de yeleğimizi beğenmişsinizdir. Şu şekilde gördüğümüz gibi bakınız kadar hoş oldu. Alt kısmı aynı şekilde. Arkasına da şöyle bakacak olursak yeleğimizin şöyle gayet güzel bir çalışma oldu. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.